2018 yılı büyüme rakamları. Evet, %2.6 olarak açıklandı 2018 yılı için. Şimdi bakalım son 10 yılın büyüme rakamları şu anda ekranlarınıza geliyor. 2009'dan başlayalım. 2009'da aslında eksi seviyeleri görüyoruz. -4.7, yani büyüme yoktu, hatta daralma olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim 2010 yılına. 2010 yılında aslında çok büyük bir sıçrayış yaşanıyor. Türk ekonomisinde %8.5 oranında bir büyüme gerçekleşiyor. 2011'e baktığımızda bu oran biraz daha artıyor. %11.1 oluyor büyüme oranı. 2012'de düşüş yaşanıyor. %4.8 oluyor. 2013'e geldiğimizde tekrar bir sıçrayış var. Türk ekonomisinde %8.5 oluyor büyüme rakamı. 2014'te %5.2'ye düşüyor. 2015 yılında %6.1. Hemen bu rakamları şu şekilde özetleyelim sevgili izleyiciler. O dönemin aslında finansal durumu düşündüğünde bu büyüme rakamları her ne kadar 2014'te 2013'e göre düşüş olsa da aslında bu rakamlar yine de iyi rakamlar olarak değerlendirilmişti. Ve 2016'da 3.2, 2017'de 7.4, bu da önemli bir rakamdı. Ve 2018 yılı içinde 2.6 olarak açıklandı. Şimdi ayrıntılarına bakalım tabii. Türkiye İstatistik Kurumu büyüme rakamlarını açıkladı. Gözler Türkiye ekonomisinin 2018 yılındaki performansındaydı. TÜİK merak edilen rakamları açıkladı. Türkiye ekonomisi 2018 yılında %2.6 büyüdü. Türkiye ekonomisi 2018'in son çeyreğinde %3 daralırken yıl genelinde %2.6 büyüdü. Ülkemiz bunların döneminde bir çağ atladı. Çok güzel işler yapıldı. Vatandaşa bunu güzel anlatmaları lazım. İktidarın devam etmesi gerekiyor. 2018 yılında kişi başına gayri safi milli hasıla 45.463 lira, dolar cinsindense 9.632 dolar olarak hesaplandı. Milli gelir 784 milyar dolar. Bu rakam son 10 yılın en düşük verisi. Biraz sabır etmemiz lazım. Düzelecek diyorlar. Biz de o ümitle bekliyoruz. Büyümüşse halkımız için iyi bir şey. Tarım sektörü toplam katma değeri %0.5, sanayi sektörü %6.4 ve inşaat sektörü %8.7 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları %0.5 arttı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu, biliyorsunuz, bazı açıklamalar var. Bu açıklamalarda çiftçiye yapılacak desteklerden bahsediyor. İnşallah bunları da yaptığı zaman içerisinde çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye'nin büyüme performansını değerlendirdi. Albayrak, büyümede en kötü beklentiler gerçekleşmemiştir. Süreç çok kısa sürede başarılı bir şekilde atlatılmıştır, dedi.